Herkese merhabalar sevgili izleyicilerimiz, Üstad Kadir Mısıroğlu'yla Ramazan Sohbetleri programımızın bir yenisine daha hoş geldiniz. İlk programımızda biz Üstad'a konuk olmuştuk, şimdi kendileri stüdyomuzda konuk. Üstadım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni bir programla daha birlikteyiz. Bugün ilk programımızda İslam Dünya Görüşü ve bugünkü muarızlarına cevaplardan bahisle, İki ihanet ve iki ikazdan bahsetmişti bize Üstad Kadir Mısıroğlu. Bugün de oradan kaldığımız yerden tarih muhabbetimize devam edeceğiz. Üstadım. İslam dünya görüşü evet. ve bugünkü bu arızlarına cevaplar bu sohbetlerin umumi adıdır. Evet. Bizim geçen hafta yaptığımız sohbet böyle bir unvan altında söylenecek sözlerin neden ihtiyaç hissettiğimiz Hı. meselesinin anlaşılması için bir kanunun gerekçesi gibi bir kitabın ön sözü gibiydi. Onu dinlememiş olanlar için birbirine bağlı müteselsiz bir çorap örmen evinden bu sohbetler birbirlerine bağlı olduğu için evet. kısaca hatırlatalım. Müsaadenizle beş Tabii dakikalık ki. bir hulasayla hatırlatalım. Dedik ki, Dedi ki biz İslam gibi bir nimete nail olduktan sonra cihan şumul bir devlet olmuşuz. Bu cihan şumul bir devletten nasıl oldu da bugünlere geldik? O ihtişamı... o debdebeyi, o itibarı, o gücü nasıl oldu da kaybettik? Bunun için. Kendimize ait iki zaafa işaret ettik. Hı hı. Dedik ki inancımız bize sadece zahire hükmetmeye müsaade ediyor. Nahnu nahküm bir zahir. Hüküm zahire göredir. görünen neyse. Görünene olur. göre hükmetme. Evet. Kalbe hükmetme. Selahiyeti bize verilmemiştir. Bundan dolayı bizim Zahiren bizden görünmek şartıyla mümin muvahhid görünmek şartıyla aramıza adamlar soktular. Ve bunlar eliyle inancımız üzerinde, ahlakımız üzerinde tahribat yaptılar. Bunların kimini farkına vardık, kimini farkına varmadık? Evet. Birinci sebep buydu. İkincisi. Avrupa dünya şartları gereği olarak bir iki merhale kat etti. Bunlardan birisi Afrika'nın güneyinden dolaşılarak uzak doğuya gidilmesi dünya ticaret yollarının değişmesiydi. Dünya ticaret yollarının değişmesi ticaretin Osmanlı ülkesi üzerinde yapılmasını engellemişti. Söyledim size hı hı. o zaman yollar hakkında felsefi bir görüşle yazılmış kitaplar vardı. Bunlar tercüme de edilmiştir. Türkçe'ye medeniyetin maddi refahın amili yollar olduğu söylenir. İkinci sebep Avrupa'da ortaya çıkan teknik terakkiye ayak uydurmak hususunda biz içeriden baltalanmışızdır. Buna dair de Beylerbeyi Sarayı'nda e, telsiz telgrafın tanzimat padişahı Abdülmecit zamanında yapılmış olan bir tecrübesini kurucusu Hamlin'den naklettim. Padişahın etrafındaki insanlardan birinin aleti keskin bir Evet. Kesiciyle. Üç alet bularak evet. tahrip ettiğin çünkü demir telini elle koparmak kabili değildi. Bundan dolayı ikinci bir tecrübe emretseydi başarısız olacaktık. Bu Doktor Hamlin bir papazdır. Ahmet Bey'i paşadan satın almış. Orada Rumeli Hisarı'nda işe başlamıştı. Bu kültür emperyalizminin Nirengi noktalarından biridir. Söyledim bir de hatırlatayım. Hatıratını yayınlanmamak üzere yazmıştır. Çünkü Osmanlıların öğrenmesini istemediği şeyler vardı. Onlardan birisi Fatih İstanbul'u Rumeli Hisarı'ndan fete başladığı için hı hı. biz de burayı tercih ettik diyor. Bunlar öğrenilmesin diye ama sonra Avrupa ile kavgadan vazgeçince İslam namına, dünyayla ben dövüşmüyorum. Kılıcımı kınına soktum. Evet. Bana çizilmiş olan hudutlara razıyım deyip aşağı oturunca bunda bir mahsur görmemişlerdi. Torunları yayınlamışlardı. Bu iki hatırat 1926'da Boston'da basılmıştır. ...ve bunların bugün Türkçeleri de çıkmıştır... ...among Turks, my time and my life... ...şu iki mesir ...zikrettiğim iki mevsir... ...ahlakımızı bozmak için... ...aramıza adam sokmak hususunda... Patrik Gregorius'un ...Rusçan'a yaptığı tavsiye... ...veya bu Texas Telegraph'ın... Türkiye intikalini önleme gibi... ...hadiseler, münferit hadiseler değildi... ...bunların çok emsali vardı... Ama biz biz girizgah kabilinden konuştuğumuz için karakteristik, tipik bir iki misalle ilk defa ettik. Bunun neticesi ne oldu? Bunun neticesi tanzimatla birlikte biz orijinal dünya görüşümüzden vazgeçtik. Kendi mükemmelliğimizden, dinimizin mükemmelliğinden, ahlakımızın mükemmelliğinden şüphe eder hale getirdik. Bu gizli bir düşman faaliyetinin neticesidir. Bunlar bu işe o kadar mahir rol oynamışlardır ki bakın ilk ibahacı yani haramları helal kılan hı hı. bir adam Şeyh Bedrettin'dir. Ünvana bak Şeyh'tir. Evet. Şeyh'tir. Simavna kadısı oğludur. Simavna babası da kadıdır. Ama babasının adı İsrail'dir. Biz bu zokkayı bile yutmuşuzdur. İsyan çıkarmıştır. Diğer taraftan Fatih'i zehirleyen Yakup Paşa, Yahudidir. İspat edilmiştir ki Venedik Senatosu'ndan anlaşması neticesinde bunu yapmıştır. Ben Osmanlı tarihi kitabında evet. Onun kullandığı Mesih ilacı da var. zehir olduğunda göstermişim. Evet. Fatih gibi bir padişahı zehirleyebilmek o kadar dikkatli bir padişahı bu düşman faaliyetinin kesafetini düşman faaliyetinin kılcal damarlara kadar aynen bugün paralel için diyorlar ya kılcal damarlara kadar işleyene kadar hüsnü zannımıza mağlup olduğumuzu gösterir. Fethullahçıları da bugün benzer bir gözle bakmışızdır. Bunlar namaz kılıyor, bunlardan zarar gelmez. Bir gayrimüslim gelip de Müslüman olmuşsa biz ona karşı heyecan duymuşuzdur. Bunu da misallerini anlattım. Evet. Bu zaafımızdan istifade etmişlerdir. Bu zaaftan istifade ettikten sonra buna ilaveten bir şey söylemek lazım. Başarı veya başarısızlık çarpışan kuvvetler arasındaki izafetle taayyün eder. Yani galip gelen bir ordu karşısındaki orduyu değiştirsen daha kuvvetli bir ordu koysan bu sefer mağlup olur. Çarpışan iki güç arasındaki izafetledir. Bizim bu bahsettiğimiz zaaflar ve ihanetler sebebiyle gerilemeye başlamadığımız devirde iki muarız güç de talih itibariyle işledir. Birisi Rusya'dır, birisi de Yahudilerdir, Siyonistlerdir. Rusya bizi devamlı harplerle meşgul etmiş. Siyonistler içe içimizde girerek siyasete hakim olarak sadece Avrupa'ya değil. Avrupa'da sanayi inkılabı hukuka gelip de biz bu inkılaba zaman dahaya ayak uyduramayınca Yahudi sanayinin bir illetini, bir derdini, bir sıkıntısını hmm. bize karşı kullanmıştır. Sanayinin üç derdi vardır. Pazar, finans, evet. ham, madde. ham madde. Pazar ve ham madde itibariyle Osmanlı ülkesi Avrupa'nın iştahını celbetmiştir. Yahudi sanayide en ileri gitmiş bir devlet olarak İngiliz'i kullanmış. Onun arkasına saklanmıştır. Onunla işini gördükten sonra Amerika'nın arasına saklanmıştır. Şimdi Çin'in arkasına saklanarak dünyayı ifsad etmek istiyor. Yahudinin zihniyeti inancı icabı olarak insanlık düşmanıdır. Sade Müslümanların değil. Ben Yahudinin inancına ait izahatta başka sohbetlerde bulunduğum için burada bunu tekrar etmek istemiyorum. Ancak bu iki müessirin de kullanılmasıyla bizim o cihan devletimiz on senede, on senede altı buçuk asırlık bir imparatorluk hakile olmuştur. Hiç şüphesiz düşman içeride kendine ben dolacak adam buluyor. Bize Tanzimat'tan itibaren bu geri kalmışlık, sanayi sahasındaki geri kalmışlık hususunda bir yalanı da kabul ettirdiler. O da teknik terakkinin medeniyet olduğu yalandır. Evet. Teknik terakki medeniyet değildir. Refah sağlar. Bu ten rahatıdır. Beden rahatı sağlar. Medeniyet temeddünden gelir temeddün şehirleşmek demektir. Çünkü Medine şehir demektir. Medeniyet davranış olgunluğudur. Beden rahatı değildir. Ama Avrupa medeniyeti denmiş. Hala da deniyor. Avrupa medeni değildir. Avrupa hala vahşidir. Çünkü kendinden olmayanı insan gözüyle görmez medeni insan vahşetten kurtulmuş insan münasebatı mütekabilede insan üns kökünden gelir. Yani diğer insanlarla münasebet mecburiyetinde olan hayatını ancak böyle idam ettiren bir varlık demektir. Bunun manası medeni adam davranışlarında olgundur. İnsana insan olarak saygı göstermesini bilir. inançlara saygı göstermesini bilir. Hatta hayvanlara zulmetmez. Evet. Tabiatı tahrip etmez. Halbuki Batı egoisttir. Batı egoisttir. Gelecek nesilleri düşünmeden dünyanın imkanlarını nasıl tahrip ettiklerini şimdi yavaş yavaş anlıyorlar. iklimin değişmesiyle, buzulların erimesiyle gelecek nesillerini mahvettiklerini anlıyorlar. Lakin egoistlikleri mani buna mani olmak için. Gandhi bile, Budist Gandhi bile diyor ki Mütevazi yaşa ki başkalarının da yaşamak imkanı olsun. Batı egoisttir. Hiçbir zaman medeni olmamıştır. Olmadığının alameti Amerika'ya ilk gittikleri yaptıklarıyla sabittir. İspanya'ya aldıkları zaman yaptıklarıyla sabittir. Afrika'da yaptıklarıyla sabittir. Batı medeni değildir. Hala medeni olan Müslümanlardır. Çünkü insanı tekrim eden bir inancı, yaşamaktadırlar. İnsana insan olmak itibariyle hitap eden bir inancı yaşamaktadırlar. Bu yalan aldandık. Batının hatta ten rahatına taalluk etmeyen, fenne taalluk etmeyen örflerini bile almaya kalktık. Diyelim ki pantolonunu aldık. Şapkayı ne zaruretle aldık. Yazıyı ne zaruretle aldık. Japon yazı değiştirmedi. Evet. Din de değiştirmedi. Bu teknik terakkiye ayak uyduramadı mı? Bugün, yani Çin, çok, bunu çok gitti. Bugün Çin bunu yapıyor. Evet. Biz zannettik ki onların örfünü, adetini, inançlarını hatta kanunlarını almadıkça biz bu teknik terakkiye ayak uyduramayız. Çünkü bize şunu telkin ettiler. İslam'da kadercilik vardır kanaatkarlık vardır. Sanayi inkılabı yükseliş hırslı adamların işidir. Müslümanlar hırslı değil, Müslümanlar ancak ahiret hesabına hırslıdır, sevaba hırslıdır. Dünya işlerinde hırslı değildirler. Halbuki İslamiyet terakki günle ölçüyor. Men istevâ men mabunun. Başka bir şey zikrettim birinci sohbette. Şemsettin Günaltay irtidad etmiştir. Hiç şüphesiz. Ama başlangıçta bir medrese hocasıdır. Medrese hocası iken yazdığı iki kitap var. Zulmetten Nura, Hakikatten, Hurafattan Hakikat. Evet. Orada diyor ki İslamiyet'i gerilik amili olarak göstermek nabeca, yakışıksız bir iddiadır. Çünkü İslamiyet vahşi bir kavmi çocuklarını diri diri gömen bir kavmi almış dünyanın dünya tarihinde en medeni bir seviyeye yükseltmiştir. Hem de teknik terakki de zamanına göre o nispette olmuştur. Bir zaman terakkiye amil olan bir zaman tereddiye amil olmaz. Bir diğer belirttiğim husus şuydu hatırlatılmasında fayda var. Batı'daki terakki, teknik terakki olarak da medeniyet değil, teknik terakki olarak da ...dinle mücadele ederek olmuştu. O dinin icap ettirdiği bir şey değildir. Hatırlattım... ...Galile dünya dönüyor dediği için... ...idama mahkum edilmiş... ...geriye adım atmaya mecbur kalmıştı. Emil Butun'un ilim ve Din Mücadelesi... ...isimli kitabını... ...Osmanlıca bilmeyenler okuyamazlar. Ama Adnan Adıvar'ın... ilim Din kitabını okuyabilirler. Batı medeniyeti... Dinle mücadele ederek onların medeniyet dediği teknik terakki dinle mücadele ederek ortaya çıkabilmiştir. Din onu icap ettirmemiştir. Din ona engel teşkil etmiştir. Onunla mücadele sayesinde ancak bu terakki vücuda gelmiştir. Halbuki İslamiyet'teki İslam dünyasındaki geri kalış da buna ayak uyduramaz. Dinin emri icabı değildir. O da dine rağmen hareket edilmiş olmasından doğmuştur. Evet. Zahire itibar etmekle emredilmişiz ama başka bir hadis-i şerifte diyor ki teku min müminin fe innehu yanzuru bi nurullahi teala müminin ferasetinden bakışındaki görüşündeki keskinlikten siz içindeki, drakindeki seviyeden korkun. Çünkü Allah'ın nuruyla nazar eder. Bunu zahiri bu sebeplerle izah etmenin yanında başka sohbetlerimde ben kaderle de izah ediyorum. Ne kemal üzere ne zeval üzere. Ne hayır ne şer. Baki kalamaz. Çünkü bu alemde Allah'ın beka sıfatı ilahiyesinden bir nasip yoktur. Bunu bu kadarla hatırlatayım. Bunun neticesi ne oldu? Devlet 12 sene arka arkaya 1911 Trabluskarp Harbi, 1912 Balkan Harbi, 1914-18 Harbi Umumi, müteakiben Yunan Harbi, 1911'den 1922'ye kadar 12 sene bir devlet harp ederse o devlet nüfusça da iktisatça da harabe haline gelmeye mahkumdur. Bu aşağılık duygusu batı karşısında geri kalmışlığı dinle izah ederek kandırılmış olan nesiller bu 12 senelik harbin sonunda talih icabı mı diyelim milletin liyakati icabı mı diyelim? Sağlam insanların cephelerde ölmüş kalmış olmasından mı diyelim? Çeşitli tarzlarda izah edebileceğim bir sebeple devlet bunların eline geçti. Bunlar ne yaptılar? Bunlar Emil Ludwig diye bir Fransız müellifinin noktayı nazarını kabul ettiler. Emil Ludwig ne der? Emil Ludwig der ki büyük kitleler cahildirler. Kendi menfaatlerini müdrik değildirler. Onların tasvibi alınarak yapılacak işler onların terakkisine gelişmesine menfaatine değildir. Çünkü onlar menfaatini müdrik olmazlar. Seçkin bir grup elit bir zümre onlar adına çünkü artık Hakimiyeti milliye demişsin. Başka türlü zaten olmaz. Ama laf da. Onlar adına fakat onların rahmına icra hükümet eder. Bu prensiptir ki sen şapkayı başına giy. Giymiyor musun? Asarım keserim. 13 vilayette dar ağacı kurarım. Rize'ye Hamidiye gemisini gönderir. Topa tutarım. Kadın bile asılmıştır. Kadın şapka giymedi diye. Şalcı Her türlü şapka giymeye mecburdur. Bunun medeniyetle ne alakası var? Aha kimse şapka giymiyor bu. Köyden şapkasız gelen köylünün başına katran sürüldüğünü jandarma tarafından görmüş bir adam. Bu ne zulüm? Allah azim işan. İnsanları akılla kuvve-i müdrike ile kuvve-i meyyize ile tetiz ettiği halde hakikati bulun kendiniz bu akıl size yeter dememiş. Enbiya göndermiş. Bu yardıma ilk insanla başlamış. Adaleti icabı. Yarı yolda başlasaydı evvelkiler bu yardımdan mahrum olurdu. Bunun manası insanın aklı hakikatin künhüne vukuf için kafi değildir ki enbiyanın tebligatıyla yardım etmiştir insanla. Ama hacet yok. Allah'a, dine inanmayan adama ben başka bir delil göstereyim. Bütün beşeri hukuklarda suç işleyen adama akıl sağlığı yerinde diye ceza veriliyor. Evet. Bunun manası akıl suç işlemeyi engellemiyor. Aklı sıhhati yerinde olmayana ceza verilmiyor. Akla rağmen suç işlediği kabul ediliyor. Peki ya. madem bu akıl hudutsuz bir kudrete aizdi. Niye bunu temin etmedi, suç işlemeyi engelleyemedi? Bu kifayetsizliğin bir mantıkı izahıdır. Koca sınıfından kimse dini tahrip etmiyordu. Eski tahripleri, ben üç tane tahrip hareketleri diye kocaman bir kitabım var. Hiçbiri din adamı değildir gazeteci, doktor, yazar, şu bu. Şimdi din sınıfı içinden bir zümre türettiler. Milletin inancını bunlar vasıtasıyla ...sasmaya çalışıyorlar. Ve Osmanlı'ya bu sıfatta adamlarla sövdürüyorlar. Bunu anlamak isteyenler tarihe dair yapılan dizilere baksın. Evet. Onların senaryolarını yazanlar Üniversite hocaları... ...kimi ilahiyatçıdır... ...kimi tarihçidir. Zannedersin ki... ...o dizileri seyreten... kanun hayatı haremde geçmiş. Tarihi de diziden öğrenen bir... ...İslam'ın... ...türedi yalnız hocam yani. İslam dünyası... ...bizimle birlikte yeniden... ...Osmanlıyı keşfetmeye başladığı için... Hı hı bu keşfin önünü kesme için Osmanlı'yı kötüleyen filmler yapılıyor. Bakalım daha ne kadar. Velhasıl en garip dava bu lisan davası. Bu lisan meselesinde nasıl ortaya çıktı? Neler yapıldı? Hı hı. Bu ne gibi bir facialara sebep oldu ve olmaktadır? Evet. Olacağı da ceba bunu hulasatan bu sapette anlatmak istiyorum. Kanaati acizaneme göre Allah azimi şanın iki millet üzerinde bidayetten nihayete bir murad ilahiyyesi varmış. Tarih perspektifinden baktığım zaman Türkleri Allah Azim kendi dininin davasını mücahide olarak hazırlamış. Arapları da onun tefekkürüne ve taassüsüne hazırlamış. Bunu nereden çıkarıyorum? İslamiyet'ten evvel Türkler. At sırtından inmeyen bir millet. Ben ırkçı değilim. Hı hı. Ama kavim, kavim bir vakadır. Irk bir vakadır. İslam bunu ne reddettirir ne de dava ettirir. Ancak o kavmin İslam'la mizan edildiği zaman meziyet olan hususiyetiyle iftihar edersin. Baban da dürüst iyi bir adamsa ondan da iftihar edersin. Bu bunun gibidir. Bakıyorum. Aydan. Dünyanın fotoğrafı çekildi. Bir tek beşeri eser göründü. Ameliyatlı kişi gibi Çin seddi. Başka hiçbir eser görünmedi. Nedir bu Çin Seddi? Altı bin kilometre. Buradan Almanya üç bin kilometre. İki defa Almanya. Bunu biz mi yaptık? Çinlilerden kendimizi korumak için. Çinliler mi yaptı? Bizden korunmak için. Çinliler yaptı. Evet. Bizden korunmak için. Demek ki hakimiyet bizdeymiş. Galibiyet bizdeymiş. Bu kadar eziyete katlandığına göre bu eziyete değen bir netice elde etmesi gerekiyor. Peki Atilla'ya bakıyorum. Orta Asya'dan kalkmış Roma'yı fete gitmiş. Bir davası mı var? Kelime-i tevhidi mi Hayır. Tahakküm arzusuyla. Büyük adam desinler diye. Tahakküm, nefsani arzularla bu bir cihangirlik meyli adeta milletimizin genlerinde varmış. Allah hazım işan 2000 yıl İslam gelmeden evvel milletimizi cengin, cidalin, harbin, kavganın, mücadelenin antrenmanına sokmuş adeta. Ve ondan sonra bu cihangirlik meylini İslami bir gayeyle ruhlandırmış. Araplar da İslamiyet gelmeden iki bin yıl evvel. Cahiliye devri şiirine bakıyoruz. Allah'ın hakikatine ulaşamayan bir millet. Öyle mücerret ve fumlar üzerinde şiir inşa etmiş ki akıl Allah azim onları iki bin yıl panayırlarda yarıştırmış. Hı <laughs> Ben daha veciz söz söylerim. Ben daha hikmetli söz söylerim. Şiir, hitabet vesaire. Bu da dili geliştirmiş. Bunun neticesi Arapça irade ilahiyeyi istiab edebilir bir zenginliğe kavuşmuş. Bizim ecdadımız Müslümanlıkla şereflenince o manevi zenginliği, lisan zenginliği ile kendi cihan cihangirliğini birleştirmek sayesinde tefekkür ve tahassüs üstünlüğüyle cesaret bir araya gelmiş ve cihan şumur bir güç olmuş. Bunu anlamak için bakın. Türkçedeki emir kipleri tek ecedir. Vur! kır, az, kes, gel, git. Bu emre kolay olduğu için. Emir kumanda zincir. Ordu milletiz biz. Bunun bir başka bir delili var. Dünyada hiçbir millet efradına peygamberin adını tasgir ederek ismin cins olarak vermemiştir. Araplar askerine Muhammedcik demiyor. Hristiyanlar askerlerine İsa'cık demiyor. Sadece bizim millettir ki efradı millete Mehmetçik demiş. Edeben Muhammed'i Mehmet'e çevirmiş. İmla aynıdır. Evet. Taskir etmiş onu. Sen onun bir küçüğüsün. Onun davasını gitmekle mükellefsin demiş. Bu anlayış bizi dünyada en muteber devlet yapmış. Hiçbir millet bize temas etmeden tarihini yazamaz. Ne Amerika, ne İzlanda, ne Çin, ne şu, ne hiç kimse. Bizim tarihte yaptığımız yapabilmiş bir ikinci millet yok. Bu iş Türkçülükle başladı. Türkçülük de Fransız ihtilali kebiriyle ki Yahudilerin işidir. Büyük devletleri parçalamak kastıyla Yahudi tezgahı olarak başlamıştır. Bakın ben Türk'üm. Türklüğümden rahatsız değilim. İftihar ederim. Ama Türkçülüğü başlatan Yahudilerdir. Yahudilerdir. Vanberi Macar Yahudisidir. Leon Kahun Fransız Yahudisidir. Bizde böyle de Araplarda başka türlü mü? Hayır. Orada da aynıdır. Bizden görünerek Türkoloji sahasında en büyük çalışmayı yapan Yahudilerdir. Devleti yıkan ve Terakki'de de hatta Yahudi hüviyetini gizleyen Sabataistler bir tarafa Yahudi hüviyetiyle Emanuel Karasu gibi, Metin Salem gibi adamlar da aşikar. Yani deniz üstünde o ada gibi göründüğü halde Hala bunu fark etmeyene vahlar olsun. Fransız ihtilali kebiriyle başlayan kavmiyetçilik bize Balkanları kaybetti. Böyle başladı. Evvela gayrimüslim azınlıkları tahrik ettiler. Sonra Müslüman gayri Türkleri tahrik ettiler. Müslüman gayri, gayri Türk Müslümanlar, Arapları, Arnavutları. Evet. Şimdi Müslüman olduğu halde sırayı Kürtlere getirdiler. Yakamızı bırakmıyorlar. Elimizde bir tek Bursa vilayeti kalsa veya Konya vilayeti kalsa gene yakamızı bırakmazlar. Neden biliyor musun? Bizden 400 sene dayak yemişler. Evet. Bu dayan sebebi de kendileridir. Biz tecavüzü arbetmedik. Hep tedafiidir. Bunu İslam dünya görüşünde anlatacağız. Kendileri hak etti. Evet. Doğru. Saldırdı dayak yedi. Evet. Diyorlar ki Türkiye'ye girmiş olan Arapça faiz parça kaideleri atalım. Müteradif kelimelerden de arada fark teşekkül etmemiş olanlar mesela siyah Arapçadır. Kara Türkçedir. Beyaz Arapçadır. Ak Türkçedir. Ama fark vardır bunların arasında. Ziya Gökalp de böylesiyle. Bunları muhafaza etmek lazım diyor. Ama bir fark olmayan toprak varken hak deme, küy deme, at. Bu sadeleştirme belki belli ölçüde lazımdı. Evet. Çünkü Arapçadan ve Farsçadan kaydı alırken de aşırılığa gidenler de oldu. Bunun misali nedir? Bak edebiyatı cedidiciler lügatı açar, milletin diline girmemiş bir kelime bulur, bu kelimeyi şiirinde kullanır. Cenab Şahabettin diyor ki ey kebuterlerin neşideleri. Ya güvercin de senin millet bilmez. <laughs> Türkçeye girmemiş. Namaz diyebilirsin bak namaz parça. Evet. Oruç diyebilirsin çünkü Müslüman olunca batıya doğru yürüdük. İlk defa acemlerle karşılaştık. Onlar bizden evvel Müslüman olmuşlar. Bazı dini silahları oradan aldık. Hiçbir Türk savun demez, oruç evet. der. Salat demez, namaz der. Salatı sünneti kılmaya der ama salatın namaz, namaz onu da namazı anarken namaz der. Abdest der, vudu demez. Bunda bir mahsur yok ki. Bu bir ıslah değildir. Bu bir fiilin adıdır. Evet. Namaz desen ne olur, salat desen ne olur. Ama öyle incelikler var ki... O kelimeyi kullanmakla kullanmamak arasında kalpte ve beyinde fark usulü geliyor. Bunları anlatacağız. Üç alanda yapılan tahrifatları konuşuyor İdik. Üstadım buradaki tahrifatlarda da ana maksat İslam dinindeki tahrifat ama önce dil ile başladılar. Tabii üçüncü de nihai hedef din. Evet nihai hedef dil, dil, edebiyat, tarih ve din. Dil tahrifatını konuşacağız Çünkü bugün. Dili sahip çıkanı olmadığı için başa koyduk. Evet. Diğer taraftan da iman lisan ile tezahür eder. Ve dedik ki bu sadeleştirme suretinde başladı. Ömer Seyfettin, Ali Canip Yöntem, ya Gökalp Selanik'te Genç Kalemler diye bir dergi çıkardılar. Hı hı. Burada başladılar. Bunların maksadı tasfiyecilik değildi. Neydi? Sadeleştirme. sadeleştirme. Bu sadeleştirme de büsbütün haklı değildir. Neden? Çünkü hangi dili alırsanız alın o dilde mevcut kelimelerin avamın bildikleriyle müteallim insanların okumuş yazmış ilim ehlinin bildiği kelime sayısı aynı değildir. Evet. Bunun size tipik bir misalini vereyim bakın. İngilizlerin meşhur bir lügatı vardır, Webster's. Bu Webster's lügatının 1878 tarihli baskısı var elimde. 500 bin kelime var bunda. 500 bin. Bu 500 bin kelimede ön sözde diyor ki 50 bin Arabi yıl asıl kelime var diyor. 10 bin Türkçe kelime var diyor. İngilizce öğrenir de bizim gençlerimiz İngilizcenin tarihçesini bilmezler. Muhakkak. Angıllar Hanover'den gitmedir. Onun için Saksonya'dır orası, hmm. Sakson denir. Angıllar İngiltere'ye en son gidenlerdir. Yarı vahşi bir kavimdir. Onun için Britanya adanın adıdır. Birine sorsan, sen İngiliz misin? British'im der. Yani Britanyalıyım der, İngiliz'im hmm. demez. Welsh, Orta İngiltere İngiliz değildir. İskoç İngiliz değildir. Angılların İngiltere'ye intikal ettiklerinde 17 kök kelimeleri vardı bunu duysunlar. 17 20 değil 20'ye çıkaramıyorlar. Bundan türese türese 200 kelime evet. 2000 kelime türesi. Bugün 1878'de 500 bin kelimesi olan Webster's lügatının yeni baskısında 1,5 milyon kelime var. Lisan'da ırkçılık dünyada hiçbir milletin tecviz etmediği bir şeydir. Neden sadeleştirme bile doğru değildir diyorum. İngiliz köylü, köylüsü 2000 kelime bilmez. Köylü ölçü alarak, miyar itaz ederek bu avamdan insanların bilmediği kelimeler bizim lügatımızda ne işi var bunları atalım demez bir İngiliz. Bu cinnet bize mahsustur. Daha garibini size söyleyeyim. Red, e, Red House'ın 1830'larda çıkmış nüsatın ön sözünde der ki bu lügat, dünyanın iki mütekamil lisanının lügatıdır. İngilizce ve Türkçe. Evet. O gün o lügatta 150 bin kelime vardır. Bugün o lügat milyonu aşmıştır kelimesi Türkçe düşmüştür 3-5 bin kelimeye. Evet. Demek ki başka milletlerin anlayışı kendinde olmayan mefhumlar almaktır. Bizde bin yıldan beri kullanılan kelimeyi çöpe atmak. Bunun mantıki yanlışlığı ortadadır. Tevem Türkçesi tevem İngilizcesi sinonim eş manalı iki kelimenin bile birini atmak mantıki değildir. Ziya Gökhan'ın söylediği de yanlıştır. Doğru değildir. Neden? Uslupta tenafür diye bir şey vardır. Aynı kelimeyi birbirine yakın kullandığın zaman ses benzerliği kulakta çirkin bir intiba uyandırır. Buna evet. tenafür denir. Nefretten doğar. Bir yerde bir ahar ederim. Az sonra bunu bir daha kullanma mecburiyetinde kalırsam sonra derim. Evet. İngilizce'de bu sinonimlerin yani tebem eş manalı kelimelerin adedi 12'ye kadar çıkar. Ya bunun birini muhafaza edelim, on birini çöpe atalım demek kimsenin aklına gelmez. Bu üslup zenginliğidir. Kaldı ki bunlar arasında zamanla fark da tahassül eder milletin kullanışıyla. Yürekle kalp aynıdır. Yürek Türkçedir, kalp Arapçadır. Yüreksiz desen korkak manasına gelir. Kalpsiz desen hissiz manasına gelir. Bu böyle yerleşmiştir. Maşeri vicdanın kabulünün lisanda esas almak icap eder. Mesela mektep Arapça'da şu masa, ketebede yazılan yer veya yaza nedir? Bizim mektep dediğimiz şey ders kelimesinden türetir, medresedir. Mektep inkılabın uydurduğu bir kelimedir. Batılaşma başladıktan sonra medeseye karşı ikilik vücuda getirmek için icat edilmiştir. Sen araba hitap edersen mektep yerine medreseyi kullanırsın. Mektebi de yazane yerine kullanırsın. Daha garibini sana söyleyeyim. Araba hitap edersen namus kelimesini sinek manasına kullanırsın. Nisan böyle bir şey. Çünkü Arapçada sinek namustur. <laughs> Namusiye cibinliktir. Bak cibinliği Fars'tan almışız. Evet. Namusiye'yi almamışız. Türk bunu bilmez. Namusu ekber. Ne demektir bilir misin? Büyük namus. Cebrail demektir. Hocalar bazen vaazda kullanırlar. Halk bilmez ne olduğunu. Şimdi sen namusu Arap'la konuşursan sürekli manasına kullanma mecbursun. Tamamen ters manada vardır. Tasarruf sarf etmek demek. Evet. Araba kullanırsan sarf etmek manasına kullanırsın. Türkiye hitap edersen sarf etmek biriktirmek manasına kullanırsın. Bir anlam kayması olur. Bu farklar saymakla bitmez. Ya. Eğer ben bizim Arapçaya, Farsçaya yaptığımızı Avrupa dilleri Latinceye, Grekçeye yapsa anlaşmalarına imkan olmaz. Onların da kelimelerinin kahir ekseriyeti Latince ve Grekçeden gelir. Telaffuz farkıyla kendileri ben Şimdi biz istasyon diyoruz Fransızdan aldığımız için. İngiliz buna station der. Hı -hı. Bizim Siyon'la biten bütün kelimeler Fransız telaffuzuna göredir. İmlası aynı olmak şartıyla İngilizce'de şin diye biter. Evet. Peki bunlar atıyorlar mı bu kelimeleri? Bunlar Latin asıllıdır. İngiliz asıllı, British asıllı değildir. Öbürü Frank asıllı değildir diye. Hayır böyle bir şey yoktur. Böyle bir şey yoktur çünkü anlaşmalarına imkan kalmaz. Dillerinin kahir ekseriyeti böyledir bu cinayeti bir iş şeydir. Baktılar ki bu iş çıkmaza girdi. Fransızca kelime kullanacağım. Onu bir lükatta bulursun. Problem derim. Meseledir. De derim, problem de derim. Ama sorun demem. Sorun sormaktan emre hazırdır. Uydurmaya asla. Fransızca kullanmam maksadı da bir takım zıpırlar da bizi dinliyorlar, dinleyecekler. <laughs> Onlar zannetsin ki biz onların bildiklerini bilmiyoruz. Bunun içindir. Mesela İslam'da iradecilik prensibi diyeceğim, aynı zamanda volantarizm diyeceğim. İnsaniyetçilik diyeceğim, hümanizm de diyeceğim. <laughs> Çünkü o hümanist geçirilenlerin yanlışlarını suratlarına çarpmak için. Bir cahil Müslüman dahil okumamış yazmamış. Kur'an dinlese içinde tanıdığı kelimeler vasıtasıyla ruhunda bir tahassüs ve tefekkür uyanır. Hayatı dünya ve ahiret dese dünya ve ahiret hayatı demek olduğunu anlar. Hayatı yaşama çevir. Dünyayı ahirette uydur. Deniz uydurmadılar. Zamanlar çünkü bir sözü anlamaz. Evet. Eğer onun hayatta yaşayan kelimeler dolayısıyla bildiği ve kullandığı kelimeler bunlardan Kur'an menşeli olanlar tamamen ortadan kalsa Kur'an'ı dinleyen bir adam Çince bir metni dinleyen adamdan farksız olur. Hiçbir şey anlamaz. Hiçbir duyguda uyanmaz. Tefekkür de uyanmaz. Lisandaki tahribatın gayesi milletin elinden bu imkanı almak. Bunu anlamayan Müslümanlara yazıklar olsun. Bunu anlamayan bu gayede, bu gayeyle başlayan ve bu gayeyi bilerek bu işi devam ettiren, hainlere ayak uyduran insanlara yazıklar olsun. Bakın ben bu kitabın başlangıcında kısa bir liste verdim. Burada da bin tane uydurma kelimeyi kullanmamak için evet. insanlara liste halinde sundum. Bunu mahsus okuyacağım. Bak burada sonunda bunun çıkardığım bir netice var. Anlam değil, mana, amaç değil, gaye veya maksut. Allah aşkına bunun doğru Türkçesinde bilmediğim bir kelime varsa söyle. Deki bak bunu ben bilmiyordum öğrendim de. Hala milletin hafızasında var. Var evet. Ama kimse mana demiyor, anlam diyor. Evet. Gaye demiyor, amaç, amaç diyor. diyor. Bağımsızlık, istiklal, birey, fert, çelişki, tezat, deney, tecrübe, duyuru, ilan, etki, tesir, etken, müessir, genel umumi görev, vazife, güvence, teminat, ilgi, alaka, ilişki, münasebet, kanıt, delil, kapsam, şumul, konut, mesken, kural, kaide, kurum, müessese, kuşak, nesil, kuaför, berber, mutlu, mesut veya bahtiyar, moral, maneviyat, neden? Sebep. Olasılık, ihtimal, olay, vaka, okul, mektep, ödün, taviz, öneri, teklif, tavsiye, örgüt, teşkilat, öğrenci, talebe, özgür, hür, müstakil, özgürlük, hürriyet, özel, hususi, problem, mesele, sanık, mazmun, Sınav, imtihan, so, somut, müşahhas, sorumlu, mesul, sorun, mesele, soyut, mücerret, sözcük, kelime, süreç, vetire, tanık, şahit, tepki, aksilemel, toplum, cemiyet, toplumsal, içtimai, tüzel, hükmi ulus, millet, yanıt, cevap, yargıç, hakim, yaşam, hayat. Hepsini biliyor musun? Ee. Gel kullanmaya, Ağzından sari hastalık gibi herkes onu kullanıyor. Sen evet. televizyoncunda yaş yaşam diyor, <laughs> muhafazakar yaş yazarında yaşam diyor, etki diyor, tepki diyor. At teper be, insan tepki göstermez, az ülemel göster. Amelin aksi. Demek ki. Bunu niye okudum? Ben hiçbir uydurma kelime kullanmıyorum. <laughs> Hala anlaşıyorum. Eyvallah. Anlaşıldığıma razanın bu davada ümit var. Bir cephede bir fert bir tüfek patlıyor ateşe devam ediyor sarf bitmedi demektir. Bu ülkede iman küfür kavgası var. Hiç kimse olmasa ben gene mağlubiyeti kabul etmem ben varım yaşadığım müddetçe kavgaya devam. Eyvallah. Bu imanın icabıdır. Bak Profesör Hamidullah ne diyor biliyor musun? Fatiha suresi Türkçedir diyor. Çünkü içinde geçen bütün kelimeler halkın lisanda yaşıyor. Şimdi bunun doğurduğu faciayı sana söyleyeyim. Bana ne önerirsin diyor. Bu önerme teklif midir tavsiye midir? İkisi de. Bundan bir mefhum kargaşası çıkmaz mı? Evet. Teklifle tavsiye aynı şey midir Allah aşkına? Böyle yüzlerce kelime var. Böyle yüzlerce kelime var. Peki bir kelime alalım. Devrim bir değişikliği devrim olarak ifade ettiler. Bu devrim İhtilal midir? İnkılap mıdır? Tebeddülat mıdır? Tahavvülat mıdır? Nedir? Belli değil. Hepsi devrim. Halbuki hepsi başka. Hepsi devrim. Yardım. Türkçede bir yardım kelimesi var. Peki. Bunu terk edelim demiyorum. Sen mevki itibariyle benim altımdaysan senin yardımın muavenettir. Sana muavin denir. Evet. Bu muavenettir. Benimle eşit seviyedeysen iki müdür arasında bir yardımlaşma olursa bu müzahirettir. Bunu yapan müzahirdir. Eğer sen yardım edeni yükseltmek istiyorsan himmet buyur dersin. Himmet yüksekten gelen bir yardımdır yetmedi. Allah'ın yardımı nusrettir. Tevfiktir. Bunların hepsi yardım. Türkçede bir yol kelimesi var. Tarikte yol. Sebilde yol. Mezhepte yol. Sıratta yol. Bunların hepsi aynı mı? zehebe yürümek demektir. Mezhep yürünen yer, yol. Tarikatla mezhep aynı şey midir? Türkçede bir ölü kelimesi var. Ölü. Merhum da ölü. Müteveffa da ölü. Mevta. Mevta da ölü. Maktul da ölü. Maslup da ölü. Böyle şey olur mu? Sen bir inceliği beraber maslub asılarak öldürmüş demek. Maktul katledilerek öldürmüş demek. Mevta yatakta başı yastıkta ölmüş demek. Merhum Müslüman ölüsü demek. Mütevaffa gayrimüslim demek. Bütün bu incelikleri niye terk ediyorsun da ağacı bu da telefon direği gibi gövdesini bırak. Evet. Bu da ağaç. <laughs> Ama ağaçlık yapamaz. Ağaç yaprağıyla, dalıyla, incelikleriyle. Eyvallah. Bundan lisan Böyle bir lisanla ilim olmaz. Her ilmin kendine mahsus <laughs> ıstılahları vardır. Bu ıstılahı da terime çevirdiler. Benim terim mi senin terim? yeah. <laughs> evet. Türkçe'de mevcut olan kelimeler bile bunların ışınlarından kurtulamadı. Yön. Kadimen Türkçe'de mevcut bir kelime. Cihet demektir. Yönlendirmek, tevcih etmek demektir. Namaza durdun, biraz eğri durdun. Ya hafif sağa döndesem seni kıbleye tevcih ederim, yönlendiririm. Buradan nasıl yönetim diye idare on çıkardın. Yönlendirme idare etme midir? İdare etme midir? Biliyor musun bu uydurulduğu zamanda burada vesikası var. İl kurulu CHP İl Yön Kurulu diye burada başlık kağıdı var. Yön yön yönetim oldu sonra. Peki bunu uydurdun. Usul yerine yöntemi yönden nasıl çıkardın? Bakın bazı lisanlarda kelimeler başa da ek gelir, sona da gelir, ortaya da gelir. Bazılarında yalnız başa gelir, bazılarında yalnız sona gelir. Arapça'da hem başa gelir, hem ortaya gelir, hem sona gelir. Türkçe'de sadece sona gelir. Göz, gözlük, gözlük. Yön diye bir cezir yani kök kelimen varsa, sen buradan usulü nasıl çıkarıyorsun? Entelektüel vehim uyandırmak için kullanıyor. Sen usul desen kimse anlamıyor mu? İlimde usulü ihdas eden Müslüman alimleridir. Bugün tarih ilmi bütün dünyada vardır. Bütün dünyada. Size sorarım. Muhaddislerin icat ettiği bir ilim vardır. Naktur rical. Naktur rical ne demek biliyor musun? Hadis rivayet eden alimleri bu rivayet dışında tahlil ederler. Ahlakı nasıldır? Peygamberin sözünü değiştirebilir mi? Hafızası nasıldır? Yanlış hatırlayabilir mi? Zekası nasıldır? Yanlış anlamış olabilir mi? Rica ederim tarih için böyle bir yardımcı ilim var mı bugün? Demek ki ilmi, metodik çalışmayı, usulü çalışmayı ihtas eden İslam alimlerdir dünyada. Bu peygamberin hadislerinde var da diğerlerinde yok mu? Tefsirin usulü usulü tefsiri var. Fıkhın usulü fıkhı var. Her ilmin usulü var ayrıca. Batı'da böyle bir şey yok. Batı'da böyle bir şey yok. Böyleyken sen İslamiyet'i ortadan kaldırıp tamamen batı iktibas etmek istiyorsun. Bu iktibasta biraz evvel dedim ki men teşebbehe bi kavmi fehuve minum. Bir kavme benzeyen ondan olur. Peygamberin tehdididir bu. Yavra benzeme. Şu Frenk gömleğidir. Hı. Benim çocukluğumda buna Frenk gömleği denirdi. Yakasızına mintan denirdi. Bugün belki mintanı hatırlayan kalmamıştır. Hı. Benim okuduğum kanunu de noterin adı Katibi Adil'di. Bugün Türkiye'deki bütün noterlere sorsak sizin bu isminiz Fransızcadır. Bunun Türkçesi nedir? Hiçbir noter katibi adını bilmez. Daha garibini söyleyeyim. İlk mektebe gidiyordum. Teşhin evvel teşhin-i sani, kanun evvel kanun-i sani öğrendim. Orta mektebe gittim. Birinci teşhin, ikinci teşhin, birinci kanun, ikinci kanun oldu. Liseye gittim. 50'de bu değişti. Ekim, Kasım, Aralık, Ocak. Allah seni inandırsın. Katıla katıla bu Aralık ayına gülüyorduk. bu zavallı arada kalmıştı Herhalde Aralık olmuştu. Şimdi buna gülen var mı? Gayet normal. Allah için bile bunların uydurduğu kelimeleri kullanmak hatadır. Yaygınlaşmasına sebep olur. Senin menşei Kur'an olan, İslam kültürü olan bir kelimeyi kullanman bir çiçek su vermen gibidir. Su vermediğin çiçek kurur. Bir gün bu hıyanet devam ederse bizim çocuklarımız hayat kelimesi için, hakim kelimesi için lugata bakarlar. Ama ben sana daha garibini söyleyeyim. Bir arkadaşımın evine bir doçent geldi. Kütüphanesinde kitaplara bakarken benim sırtında lügat yazıyor. Lügat. O ne dedi biliyor musun? Hocam lügat ne demek? Gülüyor. Lugat Arapçada lisan demek. Lugal Arabiya Arap lisan demek. Lugat Türkçede kelime demek. Kelime mecmuası demek. Herif Sade onun bir kelime mecmuası olduğunu değil, aynı zamanda menşe itibariyle lisan demek olduğunda bilmesi lazım gelirken, Lugat'ın bir kitap adı olarak kelimeleri ihtiva eden bir kitap olduğunu bilmiyor. Bunun yetiştirdiği talebeye nasıl kızalım? Evet. Öyle kelimeler bilmiyorlar ki, şaşıp kalıyorum. Köy türküsünde olan kelimeyi ben çocuktum, ey mustantik mustantik. Tabancamı ver bağ. Avukatlara soruyor. Müstantik ne demek? Duymamış. Müstantik istintak yapan sorgu hakimi bu. Sorgu hakimi öldü. Öldü. 1930'a kadar baronun adı İstanbul Muhamiler Cemiyetidir. Muhamiler Cemiyeti. Bugün Türkiye'de binlerce avukat var. Muhami ne demek? sor bilmez. Avukat Fransızca bir kelime. Alman bile bunu kullanmıyor. Rechtsanwalt diyor. Alman televizyonu da kullanmıyor. Fenzen diyor. Uzağa gösteren. Böyle bir teşebbüs Mısır'da yapıldı. Ben bizim milletten bu olgunluğu beklemiyorum. Henüz yaşamakta olan kelimeleri kullanarak muhafaza edelim derdindeyim. Bu kadar ileri bir görüş beklemiyorum. Yahudi, 2000 yıl evvel ölmüş İbranice'yi yazısını diriltti. Ya bizim için Herhalde. ibrettir be. Latin harfleriyle yazmıyor geri mi kaldı? Ama İsmet Taş'a ne diyor biliyor musun? bu harf değişikliğini sade yazı kolaylığıyla izah etmek doğru değildir. Biz bununla Arap kültüründen koptuk diyor. Bunu değiştirerek Arap kültüründen koptuk. Bunu 64 senesinde uluslar yazıyor. Artık milletin eline rey silahı geçmiş. İslam kültüründen koptuk diyemiyor. Burada Arap'tan maksat İslam'dır. Evet. Vaktiyle İslam diyorlardı. Demokrasiye geçiştikten sonra kekeme konuşmaya başladılar. Daha garibini sana söyleyeyim. Şapka İnkılabı sırasında Ankara valisi olan Yahya Galip bana geldi diyor. Bu İsmet Taş'a söylüyorum. Bana dedi ki Paşam ya ha galip henüz tasfiye edilmemiş sakallı birisi. Eyüplüdür. İstanbullu. Biz şapkayı kabul ettik ya. Halk diyormuş ki bunlar gavur oldu. Demin söyledim. Adette taklit bazen mubahtır, bazen de mekruh olabilir. Ama alamette taklit küfürdür sen haç-ı artı işareti diye ben taktım deyip takamazsın. Çünkü o semboldür. Evet. Şapka da umumu Hristiyanlar semboldür. Müslüman sıcak çölde ensesini örter alını örtmez. Çünkü bu alın secde içindir. Sen takke koysan da kaşına kadar takke indirsen secdede alnın çıplak geri gelmiyorsa secden olmaz. Her türlü serbuş mubahtır. Osmanlı'da 480 çeşit serpuş vardır. Ama hiçbir alnı örtmez. Şapka tereyinden dolayı alameti küfürdür. Ama bu Müslüman millet onu geriye çevirdi, geri senceye gitti. O da ayrı mesele. Halk diyor ki bunlar kafir oldu. Yahya ya Galip diyor İsmet Paşa'ya. Bunu İsmet Paşa naklediyor. Böyle iddialara karşı bu şapkaya bir ay yıldız ilave etsek de öyle diyenlere deriz ki niye biz kafir olalım şapkayı kabul etme bizim şapkamız farklı bizimki ay yıldızı var deriz İsmet Paşa ne diyor biliyor musun diyor ki sen bizim inkılabımızın ruhunu anlamamışsın biz fetik kötü olduğu için atmadık şapkayı da iyi olduğu için almadık senin o gavur dediğin adamlar veya onların dediği adamlarla aramızda bir fark kalmasın diye biz bu şapkayı alıyoruz. Lan sen helanı bile gavurunkiyle değiştirmişsin. Şimdi bu gavurca kelimeler meselesi de böyle bir meseledir. Buna karşı Mısır'da bir tedbir alındı. Elektrik geldi. Baktılar. Bir heyet ilmiye koydular şey. Buna kehribar dediler. Airplane geldi. Biz uçak diyoruz şimdi. Ona tayyare dediler. Araba geldi. Seyyare dediler. Tank geldi. Dabbabe dediler. Telefon geldi. Hatıf dediler. Bu tutmadı. Çünkü dünya bugün küçüldü. Bu fren kesimleriyle bunlar duyuluyor artık. Ve bunların yaygınlığını önleyemiyoruz. Olmayan kelimeyi tamam televizyonu al. Elektriği al. Olmayan yeni bir icadın adını al. İnternete bilgisayar diye uydurmuş. Bilgiyi saymıyor muhafaza ediyor. Yanlış. Ama bu bile bir şeydir. Evet. Yani bir dirayettir. Peki... Sen ahlak yerine etik niye diyorsun? Niye ahlak yerine etik diyorsun? Niye mesele yerine problem diyorsun? Yok mu sende bu kelimede oradan alıyorsun? Kimi kırayım? Başbakan diyor. Yani biz gavurca biliyoruz. Makbul adamız hiçbir İngiliz yabancı dili öğrenmez. Böyle bir münakaşaya şahit oldum. BBC'de. Onu da alalım hocam da son 5 dakikamız toparlayalım. 5 i̇şte dakikaya sığsın inşallah. Diyorlar ki netice itibariyle. Diyorlar ki yani başka bir dil öğrenmek İngilizceyle anlaşamazsın demektir. Bunlar bizim dilimizi öğreniyorlar. Ya. Dünyanın en berbat dili İngilizcedir bir harfin 40 çeşit dokunuşu vardır. Hiçbirbirine uymaz. Sen İngilizce adını söyle, spel ettiri izler sana. Yazamaz Türkçe kelimeyi. İmla kaidesi yok. Sel derken C'yi S okur. Evet. Klinik derken kaf okur. A'yı bazen A okur, bazen E okur, bazen O okur. Talking, talking yazılıyor. Nasıl o okuyorsun? Hiçbir harfin sabit okunuşu yoktur. İmla diye bir şey yoktur. Adam dilini milli dil yaptı. Beynel milal dil yaptı. Sen asırlarca dünyada birinci sınıf devlet olmuşsun. Dilinden utanıyorsun. Bin yıl kullandığın kelimeyi terk edip gavurdan kelime alıyorsun. Çengelköy'de cadde ortasında meydanda bir dükkan var. Adı Backstreet. Üsküdar'da bir dükkan gördüm. Pilav House. <laughs> İngilizce kullanmayı marifet sayılar. Bu müsemleke mantığıdır. Türkiye'de bilhassa 50 senesinde 50 senesinde bu yanlış anlaşıldı Fuat Köprülü anayasa dili dahil düzeltti. Erkan Harbiye'yi Umumiye Reisi deniyordu haberlerde sürmedi. Bu uydurma dil devam etti. Biz şimdi o aşağılık duygusundan, o inferiority complex, aşağılık duygusundan yeniden kendimize güven geldi. Tayyip Bey milleti temsilen bunu gerçekleştiriyor. Tayyip Bey'in tavrı, bak bir liderin tavrı bir ferdin tavrı değildir. Bir filozofun tavrı da böyledir. Maşeri vicdana tercümandır. Mahşeri vicdana. Onun için yanlış yapan da kema tekunu yuvelle aleyküm hadis-i dikkate alırsan mahşeri vicdanın hak ettiği kadar doğru yapar. Müstahak olduğu kadar yanlış yapar. Bu milletteki düzelmenin neticesidir Tayyip Bey oraya getiren ve Tayyip Bey'deki bir dik duruşta milletin o aşağılık duygusundan kurtulmakta olduğunu gösterir. Elhamdülillah. Ama hala biz iki millet gibiyiz. İç içe. İç içe. Nasıl o tarihte misaller verdim ya Fatih zehirleyen adam, isyan çıkaran adam, şunu yapan adam bunu. Aynen onun gibi içimizde bir gavur millet var. Şeklen bizden, ismen bizden, nüfus kağıdıyla bizden, vatandaşlık hüviyetiyle bizden, her şeyle bizden görünüyor. Maneviyatıyla düşman. Allah şerlerinden emin eylesin inşallah. Allah'ın izniyle emin olacağız çünkü. Meşiyyet-i ilahiyede tebeddülat Allah'ın asli bir kanun ilahiz. Dünya hep gündüz olsan dese insanlar asla. Karanlık olsun asla. Yaz olsun asla. Kış olsun asla. Ben bu gençliği beğendim. Hep genç kalayım asla. Külle halin yazul. Ne kemal izle ne zebal i̇zle. Beka bu kainatta hiçbir şey hakkında caiz değildir. İşte burada maneviyat perspektifinden söylüyorum. Sıra İslam'ın yeniden ayağa kalkmasına gelmiştir. Onun alametleri de zuhur etti. Ben geleceğin Franklerin dediği gibi tüturist değil. Geleceği meşiyet ilahiyenin hususiyetinden yenilerin tabiriyle okuyorum, ifade ediyorum. Anlıyorum. Bu gidişi hiç kimse dönleyemez. Çünkü murad ilahiyet ilahiye ters hareket edenin neticesi üsrandır. Fetullah'ın da mukadderi mağlubiyettir. PKK'nın da mukadderi mağlubiyettir. Batı'da bu İslam dünyasına düşmanlık yapan kimse İsrail'in de akıbeti budur. Hiç kimse bunu anlayamaz. İnnel batıla kâne Ferman-ı ilahiyesidir. Lakin her oluş bir zamana rehn olunmuştur. Külle emrin merhunun bir zamanihi. İslamiyet 23 saniyede gelmedi. 23 senede geldi. Allah'ın kanında tediş var. Mühim olan istikamettir. Evet. Bu gidiş İslam dünyasının yeniden ayağa kalkması şeklinde tecelli edecektir bu gerçekleştiği gün düzelecek işlerden biri de menşei Kur'an olan kelimeleri Müslümanların öpüp başına koyması tercih etmesi. Üstadım ağzınıza gönlünüze sağlık. Bir programı Bundan sonra da İslam dünya rendecek. görüşünü anlatmadan önce evet. biraz da tarih görüşlerini. Anlat. İnşallah. Sevgili izleyicilerimiz Üstad Kadir Mısıroğlu ile Ramazan Sohbetleri programımızın birinin daha sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.